Sadık gözünü seveyim sen bir şey söyleme tamam mı? İnazına yapıyorsun sen. Ben sana konuşma dedikçe senin çenen kapanmıyor. Yok Nisa ne olacakmış da ne yapacakmış da sana ne? Ya anne tamam kapandı mesele. Bak Nisa eve döndü çocuklarıyla. Sadık senin de için rahat olsun evinde barkında kadın tamam mesele kapandı. Bak siz de kapatın artık şu meseleyi gözünüzü seveyim. Hmm, kapandı çok kapandı. Evet kapandı bitti gitti. Bu bitsen olacak. Canım kaynanam yeni bir şey bulur. Dalaşmaya yer arıyor benden baksana. Hayır ringe çıkalım istersen dövüşürüz. Ya konuştuğum her şeyi kapat, söylediğim her şeyi kapat. Yeter ya ben de insanım anne. Sen benim işime karışmayacaksın. Olur olmaz şeylere burnunu sokmayacaksın Sadık. Anne, anne lütfen ya. Anne yeter. Nuran ne olur sen şey ol. Ben Erdal geldi kapıda bekliyor bekletmeyeyim adamı. Bana bak sen de kapının önünden ayrılma. Gözüm üstünde. Adamın Emine falan gitmeye kalkma sakın. Bak of. Şimdi Gamze'ye sardı. Sen bak şimdi Gamze'ye sardı. Allah. Onu deme bunu deme. Sağ öyle yapma sen böyle ya. Sen? Öyle anne kukla mıyız biz? Ya bu insanları da çekti yeter. Beni de çektim yeter. İnsanız biz yeter anne tamam yeter. Işte. Sen bilmiyor musun annemi işte? Hep aynı. Allah'ını seversen Gamze'cim. Ya ben sizin çektiğinizi görüyorum ya. Ya yeter. Burama geldi ya. Sizin gelmedi mi buranıza? Benim burama geldi ya yeter. Yeter. Sus. Sana ne? İstediğime karışırım istediğime karışmam. Bunlar benim kızlarım. Ben de bu evin reisiyim. Ben neyim peki? Şan babası mıyım ben? Şan babası mıyım ben? Beğenmeyen çeker gider beyefendi. Anne ne diyorsun ya? Geldiler sana akşam akşam herhalde. Anne. Tuna. Girin anneciğim siz içeri. Anne. Bak çocuklar duyuyor ama. O da car car konuşmasın. Anne. Senin ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu? Gideyim yani. Durduğun kabahat canım. Gitmeye sağdan yüzüne tükürsünler. Ya sağ ol. Gitmeye sağdan yüzüne tükürsünler. Ya. Delirdiniz iyice ortada kalmıyor. Gitmeye sağdan yüzüne anne. Tükürsünler. Ya ne yapıyorsun delirdin sen? Anne ne yapıyorsun ya? Artık çok oldu ya. Ortada fol yok yumurta yok. Vallahi beni delirtmeyin. Nuran. Zor tutuyorum kendimi. Nuran bir de sen gelme üstüme. Git dedi. Bana annen git dedi. Allah aşkına sus. Ya bayrak mısın? Nereye gideceksin bu saatte? Dükkana gideceğim. Dükkanda kalacağım git. Allah ya. Aşkına git çek elini. Ama. Elini çek. Sadık. Elini çek. Ya. Anne bravo. Bravo yani anne. Bak yaptın yine yapacağını. Ya anne kocamdan da ettin ya. Ben sana artık hiçbir şey söylemiyorum ya. Aman be Nuran. Amma büyüttün. Esiyor gürlüyor şimdi. Sen tanımıyor musun kaç yıllık kocan? Onun estirdiği rüzgarda ben anca donumu kuruturum. Aa anne. O yarın akşama kalmaz tıpış tıpış geri döner. Anne bunlar nasıl laflar ya? Hadi ben de gideyim artık. Adam ayıp oldu. Bekliyor beni aşağıda. Bana bak. Gözüm üstünde. Bak o meseleyi bir an önce hallet benim sabrım da bir yere kadar ne olacaksa olsun artık. Ay tamam anne merak etme. İnşallah. Geliyorum. Of ya. Bitirdiniz beni. Heh. Senden uzak olmak bana gerçekten iyi gelmiyormuş. Görünce bir kere de anladım. İyi ki gelmişim. O zaman uzak kalmayalım bundan sonra. Hı? Yani İşte hep beraber oldum. Bir dakika, bir dakika. Benim şimdi duyduklarım hakikaten senin ağzından mı çıkıyor? Sen emin misin gerçekten? Bizim sürekli beraber kalmamız için bizim... Evet, bizim... Sen bana evlenme mi teklif ediyorsun Gamze? Hı? Sen etsem daha iyi olacak. Bir dakika, şu anda bu hakikaten yaşanıyormuş. Abartma istersen. Neyi abartma? Neyi abartma? Ben bunu ne zamandır bekliyorum sen biliyor musun? Ya, ve şu anda bu burada oluyor yani. Hadi bakalım. Halbuki ben senin hazır olduğunu hissettiğimde biz tekneyle boğaza çıkacaktık. Romantik bir gece, ben önünde diz çökecektim ve diyecektim ki Gamze benimle evlenir misin? Evet.
Evet diyorum. Hem de seni masrafa sokmamış oldum. Sana layık bir koca olmaya, Tuna'ya çok iyi bir arkadaş olmaya ve seni asla ve asla üzmemeye söz veriyorum. İyi ki varsın. Sen de. Aşkım bak hiç yorma kendini. Kendini yorma, ben gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim, kendini de yorma, beni de yorma. Bak Nurhan'cığım geriliyorum ama gelmeyeceğim, bu kadar. Ben burada düzenimi kurdum, ellemeyin beni. Ellemeyin beni. Ya yapma ama Sadık, bak hadi gel eve gözünü seveyim. Üzüyorsun ama beni. Ya Nurhan sen böyle yapma, sen beni üzüyorsun böyle yaparak Allah aşkına ya. Gelmeyeceğim. Ya yıllardan beri ya, yıllardan beri itildim, kakıldım. Hor görüldüm Nurhan, hor görüldüm ya. Ya acıların çocuğu muyum ben, yeter. Yeter, ben de insanım ya. Ay bu da delirdi hiç. Benim şu hayatta hiç yüzüm gülmeyecek mi ya Nurhan? Ama sen hep gülerdin zaten. Hep neşeliydin Sadık. Ya sen ne bakıyorsun benim güldüğüme Nurhan? İçim kana alıyor ya Nurhan. Döner diyordun anne. Hani dönmüyor işte. Dönmezse dönmesin be. Severim ben onun restini. Yıllardır üstümde zaten. Kira parası yok. Elektrik parası yok. Su parası yok. Yiyor, içiyor. Cebinde tıraş parası geziyor. Sonra da karşıma geçip bilmiş bilmiş akıl veriyor. O ne ala memleket ya. Yazıklar olsun anne sana. Yazıklar olsun be. Ya sen hasta olunca ağzına baktı bu adam sana ya. Ya biz sen yalnız kalma diye kaldık burada. Bu nasıl nankörlük ya? Nankör sizsiniz. Hiçbir zaman kıymet vermediniz bana, hiçbir zaman. Ay yeter ama aşağıdan duyuluyor sesiniz, yapmayın. Anne hala mı bağırıyorsun? Ya ister bağırırım ister susarım ben, kendi evimde kime ne acaba? Üff, hiç öyle demiyorsun ama başka zaman. Aman sus bağırmayın, aman apartmandakiler ne der, el alem ne der deyip duruyorsun. Şu evde bir sakin, bir güzel bir gün geçiremeyecek miyiz biz? Beğenmeyen çeker gider. Sen onu bunu bırak da, ne diyor Erdal gece gece? Biz evlenme kararı aldık. Ne? Ne dedin sen? Duydun işte anne. Evlenme kararı aldık. Oh, çok şükür Gamze gel. Gel gel sarılacağım korkma gel. Gel. Ay bugün Sadık beni bir gerdi bir gerdi. Bu haber ilaç gibi geldi. Çok güzel. Çok şükür. Çok şükür. Çok sevindim Gamze. Tebrik ederim ama... Sen evleniyorken ben başarıyorum galiba. Ay Nurhan. Aman anne ya. Nurhan, Nurhan. Saçmalama ne boşanması. Sadık eniştem seni ne kadar çok seviyor bilmiyor musun? O şimdi sinirli. Siniri geçince dönecektir merak etme. Dönse ne olacak? Görmüyor musun halini? Geçer. Geçecek. Evleniyorum diyorum kız. Duymuyor musun? Hayırdır? Duyduklarım doğru mu? Sen Erdal'la evlenme kararı mı aldın? Haberler çabuk yayılıyor bakıyorum. Sen onu git Erdal'ına sor. Babama yetiştiren o. Yetmezmiş gibi bir de seni istemeye yanında babamı götürecek. E ne güzel işte. Sevinmedin mi? Sen de bu işin mimarlarındansın. O kadar emeğin var. Senin de yanlarında olman icap eder. Mutlaka gelmen lazım. Bak gelmezsen çok gücenirim. Sen Erdal'a evlenelim dedin. E baktım sen yol açtın. Ben de dedim bari oradan yürüyeyim. Ha bir de sana ne diyeceğim? Tuna ile Erdal'ın arasını yaptın ya. Çok iyi arkadaş oldular. Ben oğluma daha evleneceğimi söyleyemedim. Acaba diyorum bir zahmet sen söylesen de sorunsuz çözsek bu meseleyi.
Hem bana da bir düğün hediyesi olur. Ne dersin? Sevabına. İnadını yapıyorsun. Balkondayken beni Süreyya'yla gördün. Delirdin. O yüzden yapıyorsun. Aynen öyle oldu biliyor musun? Ama iyi ki de görmüşüm sizi. Bir aydınlanma yaşadım ben Ömer. Yolumu buldum sayende. Hem ne oluyor sana ben anlamıyorum. Bu ne şimdi? Beni en başından Erdal'a iten sendin. Can atıyordun adamla beraber olmam için. Bizi baş göz etmek için atmadığın takla kalmadı. Sonra dedin ki, niye adamın evine gitmiyorsun? Niye onda kalmıyorsun? Bundan sonra bol bol modaya gidersin artık. Al işte şimdi yüzük takıyorum ya. Rahat rahat kalırım Erdal'da. Sen de mutlu olursun artık. Çok mu istiyorsun Erdal olmayı? Çok istiyorum. Can atıyorum. Yalan söylüyorsun. Pardon? Sen istemiyorsun Erdal olmayı. Niye istemeyeyim ya? Evleneceğim diyorum sana. Ben istemesem niye böyle bir şey yapayım ki? Az önce kendin dedin ya. Sizi gördüm. Sonra da yaptım dedin. Yani bana kızgın olduğundan dolayı yaptın. Sen beni kızdıramazsın. Gördük. Kızdırmakla da kalmamışım. Seni Erdal'la evlendirmeye kadar götürmüşüm işi baksana. Ne saçmalıyorsun? Seni hiç anlamıyorum Ömer. Daha düne kadar adamla birlikte olayım diye altıma halı sermediğin kalmıştı. Ne oluyor şimdi? Hadi kalk git. Erdal gelecek birazdan. Görmesin seni burada. O kadar emek verdin. Aramızı buldun. Yazık. Ziyan olmasın emeklerine. Çok üzülürsün sonra. Hadi kalk. Kalkmazsam ne olacak? Ömer ne diyorsun ya? Gider misin lütfen? Bak kıskanıyorsun sanacağım ama. Beni kıskanan sensin. Pardon? Kıskandığın için bu yola girdi. Ama girdiğim bu yol, yol değil Gamze. Bak sen ya. Sen ne biliyorsun yaptığın doğru değil. Ne senin için, ne onun için, ne de Tuna için. Öyle mi? Bitti mi? Gerçi benim için çok rahat biliyor musun? Çünkü sen evlenemeyeceksin Erdal'la. Ben bayılıyorum senin şu özgüvenine. Biliyor musun? Düğünümde de yanına gelip soracağım ama. Düğününde? E tabii. Seni çağıracağız. Kambersiz düğün olur mu hiç? Geleceğim böyle yanına. Ne oldu diyeceğim. Hani evlenemiyordum. Vallahi ne diyeyim ki? Göreceğiz bakalım evlenebiliyor musun, evlenemiyor musun? Evleneceğim. Maalesef evlenemeyeceksin. Ömer miydi? Aa evet. Geçerken uğramış da Tuna'yla ilgili bir şey sordum. Nasıl geçiyor günün? Banka nasıldı? İyi, her şey yolunda. İyi güzel. Ya ben böyle gülüyorum da Tuna ile konuşacağız ya bugün. Ben de acayip büyük bir heyecan var. Ay şimdi beni kabullendi, onu biliyoruz ama evlilik fikrinden endişe acaba? Sakin konuşursak sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Bayağı alıştı zaten fikre. Hem onun şimdi doğum günü yaklaşıyor. Aa. O çok heyecanlıdır. İyi, güzel. O zaman Tuna'dan da onay çıkarsa yarın nişanlanıyoruz, öyle mi? Reşat Hoca ile konuştum. Öyle mi? Hayırdır, neden? Ya biliyorsun, hep söylediğim gibi Reşat Hoca'nın yeri bende bir başkadır. Onunla konuştum. Seni istemeye Reşat Hocam'la beraber geleceğiz. Öyle mi? Evet. Sağ olsun, o da çok sevindi. Mutlaka. Çok sevinmiştir.
Tuna. Hı. Şimdi biliyorsun biz artık Erdal'la birlikteyiz. Evet, biliyorum. Biz bu birlikteliği resmiyete dökmeye karar verdik. Nasıl yani? Zaten herkes bilmiyor mu ki? Biliyor. Evet. Ama daha bir resmiyete. Evleneceksiniz yani. Evet. İyi olur. Aa. Nasıl yani? Ömer öğretmenim Erdal abi için gayet iyi biri. Seni sevecek biri ve annene çok özen gösteriyor dedi. Sen büyüyeceksin ve gideceksin. Annen de o zaman yalnız kalacak. Ne yapacak tek başına demişti. Doğru söylüyor. Evlenmeniz iyi olur o yüzden. Ben de büyüyünce gözüm arkada kalmaz. Bu güzel düşüncelerin için teşekkür ederiz Tuna. Gamze? Ömer. Müsaitsen ben seninle bir buluşup konuşmak istiyorum bir saate. Tamam, ben Kız Kulesi'nin oradayım, bekliyorum. Efendim baba. Ömer. Niye telefonlarıma cevap vermiyorsun? Neredesin sen? Konuşsana, delirtme adamı. Baba ben bu gece eve gelmeyeceğim. Ne dedin sen? Eve gelmeyeceğim baba. Ömer bana bunu yapma. Sakın yapma. Sen de baba. Sen de yapma bunu bana. Biraz kendimle bırak artık beni. Sen nişan mı attın? Haber çabuk yayılmış. Ciddi olamazsın. Sen nişanı attın, öyle mi? Çok mu şaşırdın? Ay delireceğim. Ha sen değil miydin hani ben evleneceğim, evleneceğim dönmem sözünden? Bak gör bakalım nasıl oluyormuş, evleniyor muyum, evlenmiyor muyum? Nikahta görüşürüz diye tepemde tepinde durdun. Sen de evlenmeyeceksin diye başımın etini yedin. Al işte evlenmiyorum. Haklı çıktın, sen kazandın. İnanmıyorum ya. Daha dün kapıda kızı öptün. Bugün gidiyorsun, nişanı atıyorsun. Niye bana söylemedin bugün? Ben kimseyi öpmedim. O sandığın gibi bir durum değildi. Hem söylesem ne değişecekti? Evlenmekten vaz mı geçecektin? Doğru, haklısın. Hiçbir şey değişmezdi. Ben zaten biliyordum Süreyya ile evlenmeyeceğini. Tüh, bak keşke iddiaya girseydik. Kesin kazanırdım. İyi, girelim o zaman iddiaya. Bakalım kim kazanacak? Ne iddiası be? Ayrılmışsın işte. Ben ayrıldım.
Ama sen de ayrılacaksın. Ne? Erdal'la evlenmeyeceksin. Var mısın iddiaya? Saçmalama Ömer. Giremezsin. Çünkü kaybedeceğim. Sen o adamla evlenmeyeceksin Gamze. Numara yapmayı bırak artık. Sen sevmiyorsun o adamı. Numara yapmıyorum. O zaman niye çağırdın beni buraya? Şunun için çağırdım. Hani sen ayrıldın diye benim de Erdal'dan ayrılacağımı ya da vazgeçeceğimi düşünmeyesin demek için. Eğer böyle bir ümidin varsa olmasın hiç. Dön Süreyya'ya. Dönmemi mi istiyorsun? Ben senin için söylüyorum. Yoksa bana ne? Sana ne? Öyle mi? Evet, öyle. Sen beni değil, kendini düşün. Neyini düşünecekmişim ben kendimi? Erdal'ı reddedince başına gelecekleri. Ömer. Boş hayaller kurmayı bırak artık. Olmayacak öyle bir şey. Adam yarın akşam beni istemeye geliyor. Ben Erdal'ı reddetmeyeceğim diyorum sana. Reddedeceksin. Hayır diyeceksin. Demeyeceğim. Kabul etmeyeceksin Erdal'ı. Artık çok geç. Göreceğiz. Görüşürüz. Gamze. Erdal seni görünce nikah beklemeden alıp götürecek kız. Bu ne güzellik. Sağ ol Nurhan. Çocuklar ne yaptı? Liste gönderdim komşuya. İyi yapmışsın. Tuna Erdal'ı kabul etti ama yine de istemeye geldiklerinde mutsuz olur diye tedirgindim. Hiç gerilme, hiç gerilme. Çok mutlu olacaksın. Gel bakayım buraya, gel. İnşallah. Sadık geldi. Ah, koş. Hoş geldin aşkım. Hoş gördük aşkım. Hoş geldin enişte. Hoş gördük Gamze. Anne adam bir hoş geldin deseydin bari. Benim için kalktı geldi buralara. Bak vallahi böyle yaparsan kaçar giderim. Sonra Erdal'a sen anlatırsın nerede olduğunu. Hele bir kaç da görelim. Hayırlı akşamlar anacığım. Ah, hayırlı akşamlar Reşat'ım. Geldin mi? Geldim anacığım. Geldim de çıkacağım birazdan. Erdal Bey gelip alacak beni. Hayırdır? Bu akşam hayırlısıyla Gamze Hanım'ı Erdal Bey kardeşime istemeye gideceğiz. Ah, hayırlı olsun oğlum, hayırlı olsun. Ömer geldi mi? Geldi. Geldi oğlum, geldi. Ömer'imi hiç böyle görmedim ben Reşat'ım. Vallahi korkuyorum. Biraz konuşmak istedim. Biliyorsun beni hiç kırmaz. Ne olursa olsun iki kelam eder benimle. Ama bugün hiç ağzını bıçak açmadı. Biraz önce de odasına çıktı zaten.
Biz nasıl edeceğiz, ne yapacağız, ne olacak da Ömer'imi Süreyya kızımızla barıştıracağız ha? Önce şu Gamze Hanım'ı bir baş göz edelim de anne. Sonrasına bakacağız artık. İnşallah, inşallah. Gelir Erdal Bey, ben hazırlanayım. Oldu, tamam. Dönmene sevindim oğlum. Biz aileniz senin. Burası senin yuvan. Biliyorum sen ailene sırt çevirecek diye niyette bir evlat değilsin. Umarım yalnız kalmak biraz aklını başına getirmiştir. Öyle olduğunu düşünmek istiyorum ben. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Hayır. Sağ olasın, sağ olasın. Buyurun. Bir şey var mı? Dişimde bir şey var mı? Benim var mı? Hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun lütfen. Hocam estağfurullah. Ay elinizde kaldı ben. Heyecanla. Ben ceketler alabilirim hocam. Hocam bırak siz. Lütfen hocam biz hallederiz. Hocam bir sene terlik vereceğim size. Çok teşekkür ederim. Burada kaldım öyle sıkıştım heyecanla. Maksuk. Safla. Buyurun hocam. Sağ olun, sağ olun. Hocam lütfen geçin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Sağ ol evladım. Aa, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Çok zevklisiniz gerçekten. Rica ederim, sağ olun. Şöyle koyalım. Gel buyurun. Nasılsınız Reşat Hocam? Sağ olun efendim. Hamdolsun, sizleri sormalı. İyiyiz, hamdolsun. Sen nasılsın oğlum? İyiyim efendim, sizler nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Hadi bakalım. Biz şeye... Mutfağa. Ben şimdi kahvemi yapacağım. Genç kız mıyım Allah aşkına? Tamam hadi adettendir ya. Başta her şeye bir itiraz. Ben hiç beceremiyorum bu kahve işlerini. Ama bir kahvenin beceremeyecek nesi var? Al, al bakalım hadi. Köpürtemem de şimdi ben. Doğru köpürtemezsin de sen. Sen yapsan da ben mi götürsem? İyi geç. Ha? Geç hadi. Geç. Tamam. Geç yana da izle ama bak tamam mı? Öğren köpük nasıl yapılıyor. Güzelce nasıl köpürtülüyor bir bak. Niye? Beni istemeye mi gelecekler yine? Estağfurullah. Kocana pişirirsin. Bir. Ah.
Dur dur, ben açarım. Hadi sen köpürt. Tamam, köpürtüyorum. İki. Ömer. Sen ne arıyorsun burada? Seni. Belirtin mi sen niye geldin buraya? Seni almaya geldim. Ne? Nasıl? Gidiyoruz buradan.